Geçtiğimiz hafta Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan ev baskınlarında aralarında Mor Yakup Manastırı rahibi Aha olarak bilinen Sefer Bileçen'in ve Süryani vatandaşların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Mor Yakup Manastırı rahibi Aho, gözaltına alındıktan bir gün sonra terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuklandı. Avukatların yaptığı itiraz üzerine serbest bırakıldı. Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Eskihisar, Üçköy ve Üçyol'da yapılan ev baskınlarında aralarında Mor Yakup Kilisesi rahibi Aho olarak bilinen Sefer Bileçen, Üçköy muhtarı Joseph Yar'la, yıllar sonra Türkiye'ye dönen Musa Taştekin isimli Süryani yurttaşlarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılıktan alınan ifadelerinin ardından Rahip Bileçen, örgüte yardım ve yataklık etmek iddiasıyla tutuklanma, Musa Taştekin, Haşo Dinç ve Mehmet Başaksa adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik Rahip Bileçen'in örgüte yardım ve yataklık etmek iddiasıyla tutuklanmasına karar verirken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın Rahip Sefer Bileçen hakkında bir itirafçının ifadesini ve jandarma tarafından 2018 yılında örgüt üyelerinin manastıra girdiği iddiasının yer aldığı bir tutanağı delil olarak gösterdiği belirtilmişti. Mardin Nusaybin'de yapılan ev baskınında gözaltına alındıktan bir gün sonra terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuklandı. Süryani Rahip Aho için Süryani Metropolitliği yetkilileri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer Aho Bileçen, avukatların yaptığı itiraz üzerine serbest bırakıldı. İstanbul Süryani Kadim Vakfı tarafından yayınlanan açıklamada, "Geçmiş olsun, Rahip Aho Bileçen serbest bırakıldı. Bizlere daima inancı ve güveni tam olan yüce devletimize ve devletimizin tüm kurumlarına sonsuz şükran ve minnet borçluyuz. Binlerce teşekkürler" denildi.